Her büyük hikaye ilk adımı atmanın cesaretiyle başlar. İlk adımı atmadan önceki endişeniz, korkunuz, ilk adımı attığınızdaki o heyecana, meraka döner ve onun peşinden gitme cesaretini göstermenizi bekler. İşte girişimcilik, o ilk adımı atma, o heyecanı ve merakı takip etme cesaretidir aslında. Ben Tugay Güzel, bugün size girişimcilik ruhunun, cesaretin ve deneme arzusunun nasıl yeni ufuklar açabileceğinden bahsedeceğim. 2012'de ODTÜ'de elektronikten mezun olduktan sonra arkadaşlarımın yarısı gibi savunma sanayinin önde gelen kuruluşlarından bir tanesinde elektronik tasarımcı olarak işe başladım. Arkadaşlarımdan tek farkım mülakata girdiğimde 3 yıl sonra oradan ayrılıp kendi işimi kuracağımı söylemem oldu. Bunu duyan yöneticilerin bazıları surat astılar ama çok iyi yöneticilerim vardı gerçekten. Buna rağmen beni işe aldılar ve tam 3 yıllık bir projede oldukça teknik zorluklar içeren çok iyi bir ekiple çalışmamı sağladılar. Girdiğimde mühimmat elektroniğiyle, mühimmatla alakalı işler yapıyordum. Saniyede 1 kilometre hızla giden bir mühimmatı istediğimiz yerde havada programlayıp İstediğimiz yerde patlatarak savunma sistemi olarak kullanıyorduk. Roketlere, dronlara karşı aslında engelleme sistemi olarak kullanıyorduk. İnanılmaz iyi bir ekibimiz vardı. Herkes çok iyi üniversitelerden gelme. Çok iyi maaş alıyordum. 8-5 istersem çalışabiliyordum. Ben çok daha fazlasını çalışıyordum ama kimse karışmıyordu. Çok iyi sorumluluklarım vardı. Başarılı olacağıma çok emindim aslında. Herkes de bayağı emindi. O yüzden 3 yıl sonra aslında söylediğimi yaptığımda, çıkmaya karar verdiğimde birçok kişi ne yapıyorsun dedi. Emin misin? Bak burası çok iyi. İşte arkadaşların, ekibin vesaire. Ama ben artık bir şeyin farkındaydım. Öğrenebileceğimin satürasyonuna uğramaya çok yakındım. Dışarı çıkmam gerekiyordu çünkü orada bir okyanus vardı. Ben o okyanusa girmek için inanılmaz heyecanlıydım. Dışarı çıktım. Başta işte 8-5 işinizden ayrılıyorsunuz. Her şey yani ne yaptınız falan derken 7-24 çalışmaya başlıyorsunuz ve ona rağmen her şey kötü gidiyor. Çünkü hiçbir deneyiminiz yok. Çünkü aslında her şeyi kendiniz yapmak zorundasınız. Tek başınasınız, iki kişi oluyorsunuz, üç kişi oluyorsunuz ama olmuyor. Çünkü sürekli deneme yapmak zorundasınız. Çünkü o tecrübeyi bir yerde kazanmanız gerekiyor. Ne yaparsanız yapın, deneyimi kazanmadan hiçbir şey yapamıyorsunuz. O yüzden o dönem ayrıldıktan sonra birçok farklı projede çalışmaya başladık biz. İşte el tipi röntgen cihazından tutun da kemik iletimli kulaklığa kadar işte esnek sarılabilir LED ekranlardan bilim merkezlerinin içindeki deneyimlere kadar o kadar farklı alanda çalıştık ki bir taraftan bir sürü başarımız oldu, bir sürü başarısızlığımız oldu. En çok da başarısızlıklarımız çok iyi oldu. Onlardan bir tanesi de 2016 civarıydı. Pastaneler için pasta sipariş platformu oluşturduk. Yemek sepeti gibi düşünün. Ama sadece pastanelere özel ve giriyorsunuz, 3 boyutlu pastanızı tasarlıyorsunuz istediğiniz gibi bir editörümüz var. Oradan çıkan pastayı sipariş ediyorsunuz. Bildiğiniz bütün bir sürü pastane buna üye bu platforma. Liva, pasta sepeti, işte beyaz fırın vesaire. Kapınıza özel tasarım pastanız nasıl istediyseniz 2 gün sonra öyle geliyor. Ne kadar güzel aslında, değil mi? Battı. Hem de çok güzel battı. Bize de çok güzel şeyler bıraktı. O kadar güzeldi ki aslında bizim için ne yapmayacağımızla ilgili çok uzun bir liste bıraktı. Ve girişimciliğin en önemli kurallarından bir tanesi buydu aslında. Biz onu sonradan öğrendik. Çok fazla yapamazsın diyen oluyordu aslında her işe başladığımızda. Hangi işe başlarsak başlayalım. Zaten onları duymamayı biliyorduk. Ama sonra kimin neyi söylediğini Melih Ödemiş bir gün Yemek Sepeti'nin kurucularından sağ olsun çok güzel bir tavsiye vermişti. Herkes bize o zaman nasıl yapılmayacağını söylüyordu, nasıl yapamayacağımızı söylüyordu. O da bize neyin zor olduğunu, kendilerinin neyi yapamadığını ve nasıl yapacağımızı anlattı. Dedi ki, arkadaşlar çok zor bir işe girmişsiniz, çok iyi bir pazar. Pastane inanılmaz iyi bir pazar. Biz çok denedik ama operasyonel böyle böyle zorlukları var. Bunlara çok iyi dikkat etmeniz lazım. Çok zor olduğunu bilerek devam edin. Başarılı olursanız çok iyi bir iş. Diğer herkes yapamazsın diyordu. Ya ilk kez birisi bize aslında yapamamış. Aslında onu söylüyor ama böyle yaparsınız diyordu. O zaman anladık ki yapamazsın diyenler sizden ileride değiller. Çünkü yapanlar size nasıl yapılacağını gösteriyorlar hep.
Bunu 2021 Temmuz ayında aslında çok daha iliklerimize kadar işledik. IKEK'ten başarısızlık listesini çok güzel almıştık. Neler yapmayacağımızı biliyorduk. Türkiye'nin ilk ve en büyük özel uzay ve uydu girişimini kurduk. 2021 Temmuz ayında. Ağustos ayında sadece iki kişiydik. Savunma sanayinden birçok tanıdığımız da olduğu için, duyulduğumuz da için bir sürü aslında savunma sanayinin büyük, çok iyi işler yapan firmalarından geldiler. Uydu sektörü, uzay sektörü tabii biraz savunma kökenli gelmek zorunda oluyor. Çünkü yüksek bir teknoloji var. Doğal olarak o teknolojinin daha üstünde bir şey üretiyorsunuz. Bunun için belli başlı bilgi birikimine sahip olmanız gerekiyor. Bize geldiler, hedeflerimizi öğrenmek istediler. Neler yapacağımızı öğrenmek istediler. Biz de dediler, size isterseniz uydu sağlayabiliriz. Biz çünkü uydulardan servis sağlayacağız bir taraftan ticarileşerek. Ama biz yol planımızı kendimiz belirledik. Çok iyi bir ekip kurduk ve kendi uydularımızı kendimiz üreteceğiz dedik. Hatta buna da çok ilginç bir şey yaptık. Normalde Türkiye'deki bütün projeler o zamana kadar 3 yılda yapılmıştı uydu projeleri. Ortalama 3 yıl, yani en hızlı yapılan 3 yıldaydı. Dünyada da bu süre 2 yıldaydı aslında. Yani bir firma kurulduktan 2 yıl sonra bir tane uydu gönderebilmişti. Biz de kendimize dedik ya biz Şampiyonlar Ligi'ne çıkıyoruz. Biz bunu zaten burası için yapmayacağız. En üst seviyedeki hedefimizi koyalım ve 2 yıl sonra bir tane uydu gönderelim diye bir hedef koyduk. Sonrasında o toplantıda hiç unutmuyorum. Hani bazen şey vardır ya, bıyık altından gülerler size. Bıyık altından gülmediler. Bayağı kahkaha attılar 2 yıl deyince biz. Bıyık altından gülselerdi daha ilginç olabilirdi. Kahkaha atınca biz biraz daha kamçılandık. 2 yıl diye yola çıktığımız uyduyu Ekim ayında 4 kişiydik. Mayıs ayında, yani 8 ay sonra ilk uydumuzu uzaya göndermiştik. Ardından 5 ay sonra ikinci uyduyu gönderdik. 3 ay sonra üçüncü uyduyu gönderdik. Şu an 2 yıl oldu. Uzayda 5 tane uydumuz var. Ve ben hala bazen yapamazsın diyenleri dinliyorum. Yeni işlere girdiğimde hiç değişmiyor bu. O yüzden yapamazsın diyenleri dinlememeniz gerekiyor çoğu zaman. Evet, yapamayabiliyorsunuz. IKEK'te yapamazsın diyenler belki de haklı çıktıklarını düşünüyorlar ama haklı çıkan bir kişi vardı. O da yaparsın ama böyle yapman gerekir diyendi. Çünkü yapamamamızın sebebi tamamen kendimizdik. Çünkü ne yapacağımızı bilmiyorduk, deneyimi almamıştık. Bunu anlamak için devam ediyorduk. Girişimcilik aslında bunların hepsinin bir bütünü. Çünkü girişimcilik aslında en önemli olarak bir problem çözme yeteneği. Her gün yeni bir problemle uyanıyorsunuz. Her gün size mutlaka yeni bir problem getiriyorlar. Bazen gerçek, bazen yapay, fark etmiyor. Ama her gün yepyeni problemlerle uyanıyorsunuz. Uyduyu gönderirken biz 2 yılı 8 aya çekmek için kendi içimizde bir taraftan uğraşıyoruz. Ne yaparız, nasıl yaparız, kartları şuradan mı üretsek, böyle mi yapsak vesaire. Bir taraftan da SpaceX ile konuşmaya başladık. Dedik ki biz uydu göndereceğiz. Sizin transporterin bir sonraki işte Mayıs ayında, şu anda 9 ay var. Sizle sözleşme imzalayacağız. Cevap geldi. Dediler ki imzalayamazsınız çünkü bizde sözleşmeler bir yıl önceden imzalanıyor. Dedim ki ya, biz sonuçta sözleşme, tam bir Türk mantığı. Hani Eylül'de gittik, geldin sonuçta sözleşmeyi 9 ay yazarsınız. Biz 9 ayda, dedi sizin uydunuz yok. Ya dedim uydumuzun olmasına gerek yok. Ben 3 ay sonra getireceğim. Son 3 ay kala uyduyu getir demiyor musunuz? Son 3 ay kala getireceğim. Getiremezsen dedim parasını öderim o zaman. Yani hani bir problem yok. Gittiler üstlerine sordular tabii. Onlar da mecburen öyle işliyor. Tamam dediler, biz sizle sözleşme imzalayacağız ama ceza maddesini yüksek tutacağız. İyi tamam dedik, olur kabul. İmzaladık. Mayıs ayına koyduk. Yani ilk çözdüğümüz problem kendi problemimiz bile değil. Sözleşme imzalama problemi. Böyle bir problem olabilir mi? Yani hani para vereceğim, müşterisi olacağım ama onun problemini çözmek zorunda kalıyorum. Evet sen buna değiştirebilirsin diyorum. Bak diyorum çünkü senin launch'unda işte roketinde koyduğunda aslında 45 gün kala koyuyorsun. Ama sözleşmeye 3 ay diye yazmışsın. Onların hukukçularıyla kendi içlerindekini birleştirmeye çalışıyorum. Çünkü girişimcilik bu. O zaman öbür türlü 8 ayda gönderemem. O sözleşmeden dolayı da 15 ayda gönderebilirim. 15 ayda göndermek bana nelere mal olurdu biliyor musunuz? En az 2 uydu daha az yapardım. Bu da şu anda zaten önümüzdeki sene vereceğim bütün hizmetin bir sene ertelenmesi demekti. Starlink 4 ay önce 2025 sonunda Starlink IoT hizmeti vereceğine karar verdi. Biz onlardan önce girmiş olacağız. Şu anda internet veriyorlar. Aslında o kadar kritik ki bunların hepsi. Geri dönüp baktığınızda hepsini anlıyorsunuz. Ama her problemi her sabah tekrar çözmeniz gerektiğini anlıyorsunuz. Bunu da nasıl yapabiliyorsunuz?
çok akıllı insanlara sahip olmanız gerekiyor. Çok fazla akıllı insanla çalışmanız gerekiyor. Bu da yetmiyor. Herkes akıllı insanla çalışıyor. Aslında bir sürü akıllı insan var. Çok iyi iletişimde tutabilmeniz gerekiyor. Her gün çok açık olmanız gerekiyor. Herkesle aynı noktada sürekli olmanız gerekiyor. Bunu bir mindset olarak belirlemeniz gerekiyor. Şimdi burada birçok insan, belki de aramızdaki gençlerden bazıları maalesef ki gitmeyi de düşünüyorlardır yurt dışında çalışmaya. Ama biz bunları yaparken çok düşündük zamanında. IKEK zamanı, aslında o batan 2016-2019 arası San Francisco'da çok farklı yerlerden eğitimlere katıldık. Hızlandırıcı programlarına katıldık. Böyle olabilecek en iyi yatırımcılardan sunumlar aldık, dersler aldık. Sonrasında oradan hatta yatırımcı da aslında IKEK'le gidip orada başlayıp bir şeyler de yapabilirdik. Yatırımcımız da vardı. Denemek için gayet de uygundu. Ve sonra ortamla biz ortaokuldan sınıf arkadaşıyız. Ortaokul, lise, üniversite hepsini beraber okuduk. Sonra düşündük. O da İngiltere'ye gidip gelmişti zaten daha önce. Biz burada yapmak istiyoruz dedik. Biz yapacağımız şeyi burada yapacağız. Çünkü buradaki ekosistem bize daha uygun dedik. Çünkü gerçekten burada çok iyi bir ekosistem olduğunu biliyoruz. Çok iyi akılların olduğunu biliyoruz. Bunları bir arada çalıştıracak yenilikçi şeylere ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Biz de o zaman tam olarak bunu yapabiliriz dedik. Sırf bu yüzden kaldık. Çünkü akıllı insanların burada kalıp bir şeyler yapmaya ihtiyaçları var. Çünkü hepimizin burada kendimizden daha büyük bir şeyin parçası olmaya ihtiyacımız var aslında. Mutlu olmak için en temel kurallardan birine ihtiyacımız var. Girişimcilik aslında bu ekosistemi yaratmanın, bu problem çözme mindsetini getirmenin, bu cesaretin peşinden gitmenin, bu merakın, bu heyecanın biraz vücut bulmuş hali. Çoğunda yanlış anlaşılan bir tarafı var. İşin business tarafı, şirket tarafı aslında çok öndeymiş gibi duruyor çoğu zaman. Aslında burası o kadar geriden gelen bir konu ki. Çünkü eğer siz bir şeyi yaparsanız ve yapmayı kafaya koyarsanız zaten geri kalan herkes sizle yürümeye başlıyor. Dedim ya, ilk adımı atmanın cesareti zordur. İlk adımı atmanın korkusu çoktur, endişesi çoktur. Çok sevdiğim bir laf var. Korkunun korkusudur endişe. Başımıza korkulacak bir şeyler mi geliyor korkusu? Aslında sadece o endişeyi attığınızda ve o endişeyi kendinizden atıp ilk adımı atmaya başladığınızda hissediyorsunuz o heyecanı ve sonra yürümeye başlıyorsunuz. Sonra yürüdükçe kendinizde daha da fazla şey bulmaya başlıyorsunuz. Siz kendinize güvenmeye başladıkça insanlar size daha çok güvenmeye başlıyorlar. Aslında Forrest Gump'ın çok ünlü sahnesi vardır ya, arkasında beraber koşmaya başlarlar. Siz yürümeyi hızlandırdıkça emin olun daha fazla insan yürümeye başlıyor. Siz koştukça emin olun daha fazla insan sizle beraber geliyor. Su uzatanınız da çok oluyor, elinizden tutanı da çok oluyor, nefes aldırmaya çalışanı da çok oluyor. Ama o ilk adımı atmaya cesaret etmeniz gerekiyor. İlk adım en kritiği ve bunu yaptığınız sürece de emin olun başarılı olacaksınız. Sadece içinizdeki o heyecanı ve merakı takip etmeye uğraşın. Bunu sadece bu arada girişimcilik anlamında da düşünmemek gerekiyor. Çünkü girişimciliğin de aslında bunu yaparken en temel yaptığınız şey çok çalışmak. Ama bunu her yerde kullanıyorsunuz. Yani siz sevgi için de çok çalışmanız gerekiyor. Bir müzik aleti çalmak için de çok çalışmanız gerekiyor. Spor yapmak için de çok çalışmanız gerekiyor. Girişimcilik aslında bütün problemleri çözmek için sizin kendi mindsetinizi bu tarafa çevirdiğiniz bir şey. İlla şirket olması gerekmiyor. Siz her gün yaşadığınız bir gün öncesini unutup, bütün başarınızı ya da başarısızlığınızı unutup, yeni bir güne başlıyorsanız, yeni bir mindsetle yeni problemler çözmeye, yeni insanlarla beraber olup yeni şeyler yapmaya eğer istekliyseniz aslında zaten bir girişimcisiniz de. O zaman bizim size çok ihtiyacımız var. Birçok insana çok ihtiyacımız var bu anlamda. Akıllı insanlara çok ihtiyacımız var çevremizde. Yeter ki cesur olup ilk adımı atabilsinler. Umarım hayatınızdaki herhangi bir adımı atmak için bu konuşmam bir umut olmuştur içinizde. Teşekkür ederim.